9 bilimcinin 6 aylık çalışmaları sonucu hazırlanan Konya Karapınar Havzası Termik Santral Etkileri Uzman Raporu Tema Vakfı tarafından düzenlenen toplantıyla basınla paylaşıldı. Açılışı Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç yaptı. Konya Karapınar bizim için her zaman çok ilgimizi çeken bir bölge ve çalışma yapmak istediğimiz bir bölge. Tema Vakfı daha önce bölgede iki çalışma yapmış. Bu çalışmalar sırasında yaşanan bir olaysa tüm hesapları değiştirmiş. Tam bunlar yapılırken birdenbire bölgede linyit kaynaklarının varlığı ortaya çıktı ee, ve planlamalar başladı. Peki ne olmuştu? Konya'da bulunan 1.83 milyar tonluk linyit rezervi nedeniyle gözler bir anda Konya Karapınar'a çevrilmiş... ...bu rezervin hem bölge hem de ülke ekonomisine sağlayacağı katkılar... Övgü dolu sözlerle anlatılmıştı. Konya Karapınar Afşin Elbistan'dan sonraki en büyük kömer, kömür rezervi olarak karşımıza çıktı. Bundan tabii ki yerli kaynağımız olarak son derece keyif alıyoruz. Tabii ki uluslararası sermaye bizim yerli yatırımcılarımızla hatta mümkün oluyorsa Konya'lı sanayicilerimizle veya diğer bütün sanayicilerimizle buluşabilecek kadar bir yerli kaynak burası en az 30 yılına, 40 yılına çalışabilecekleri ve dediğim gibi 5 bin civarında 7-8 milyar dolarlık bir yatırımı gerçekleştirebilecekleri bir yer. Öyle ki kömür üretiminin daha önce görünmemiş şekilde destekleneceğini açıkladı Bakan Yıldız. Biliyorsunuz şu anda teşviklerde yerli kömürün çıkartılması teşvik kapsamında. Ama yerli kömürden termik santral kurulması, elektrik üretilmesi teşvik kapsamında değildi. En son geldiğimiz noktada kendileri de uygun gördüler ve Sayın Başbakanımız da bu şekliyle arz ediyoruz. Hem yerli kömürün çıkartılmasına hem de çıkartılan yerli kömürden yine termik santral kurulmasına teşvik kapsamına alıyoruz. Bu da yine yerli yatırım adına çok faydalı bir konu olacak. Ekonomik katkısı heyecanlandıran bu rezerv birilerini de ciddi boyutta endişelendiriyor. Tema öncülüğünde hazırlanan uzman raporu işte tam da bu endişeleri yansıtıyor. İTÜ Kimya Metalurji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor İsmail Duman, Ege Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Osman Karababa ve Adıyaman Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Erhan Akça'nın desaylarını paylaştığı rapor endişe verici sonuçları ortaya koyuyor. Eğer devli nit rezervi çıkartılıp işletilmeye başlanırsa bölgede yeraltı suyu kalmayacak. Kül, sülfürik asit gibi zehirli kimyasallar havaya karışacak, sera gazı emisyonu ciddi oranda artacak. Halk sağlığı korkunç boyutlarda etkilenirken insanlar göç etmek zorunda kalacak. Tüm bu ürkütücü sonuçlar sadece bölgeyi değil, tüm Türkiye'ye ciddi bir maliyet doğuracak. Raporu hazırlayanlardan Profesör Doktor İsmail Duman, Konya Karapınar Havzası'nda planlanan çalışmaları sert bir dille eleştiriyor. 1,5 milyar metreküp suyu alıp dışarıya bir yere depolayıp ondan sonra toprağı açıp linyeti çıkarıp toprağa geri koyup suyu da geri salmak. Bu olacak iş değil. Bunu yapmaya kalkanlar kendilerini küçük Allah sanıyorlar. Yani doğaya, doğayı bu kadar hırpalayarak iş yaptığını zannedenler sadece günah işliyor. Başka bir şey değil. Duman olacakları tek bir cümleyle tanımlıyor. Buğday ambarını ateşe vermek zaten. Bu yapılmaya çalışılan şey buğday ambarını ateşe vermek. Tam müden cinayet.